Herkese merhabalar. Teknolojioku.com olarak bugün Oppo'nun Find 7 telefonunu inceleyeceğiz. Oppo'nun Find 7 telefonu Find 7 A modeline göre daha farklı bir özelliğe sahip. En önemli farklılığı tabii ki burada ekranı. 2K çözünürlüğündeki ekranının neler verdiğini, neler vermediğini daha sonraki videolarımızda ve daha sonraki incelemelerimizde sizlerle paylaşacağız. Fakat öncelikle çok beğenmiş olduğumuz kutusunu, yani bugüne kadar çok fazla telefon inceledik ama bu kadar kaliteli kutusu olan bir telefon gerçekten gelmemişti. O yüzden kutusunu çok beğendiğimiz için bir kutu açma videosu hazırladık sizinle. Gördüğünüz gibi kutu oldukça güzel tasarlanmış bir kutu. Çok şık düşünülmüş bir kutu. Arkasında teknik bilgileri görebilirsiniz. Buradan 5.5 inçlik ekranının 2560x1440 yani 2K olarak lanse edilen bir telefon bu. 173 gram ağırlığı var. Ama sanki 173 gramdan daha ağırmış gibi görünüyor açıkçası söylemek gerekirse. Telefonun diğer teknik detaylarını, teknik özelliklerini daha sonraki incelemelerimize vereceğiz. Şimdi kutuyu açalım ve kutunun içinde neler var bunu görelim. Kutuyu açtığımızda bizi çok şık dizayn edilmiş telefonun yandan görünüşünü gösteren bir animasyon bizi karşılıyor ve yanında telefon var. Bunu kaldırdığımız zaman içinden şarj cihazı, kulaklık, kullanma kılavuzu çıkıyor. Açıkçası şarj aleti çok büyük tasarlanmış bir şarj aleti çünkü telefonda hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj özelliğinin nasıl çalıştığını, ne kadar da sıfırdan telefonu şarj etti, %100 şarj ettiğini, bunların hepsinin teknik bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Telefon Oppo Find 7 gerçekten çok başarılı ve çok kaliteli gördüğümüz, bulduğumuz bir telefon oldu. Umarım bu tarz telefonlar ülkemizde birileri tarafından temsil edilir ve kullanıcılarla buluşur. Ne kadar olduğu çok önemli değil ama kullanıcılarla buluşması bu tarz telefonların büyük firmaların kendilerine çekidüzen vermesine de sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Şu an tepede evet bir rekabet varmış gibi görünse de rekabet aslında kendi aralarında bir pas verme işlemi gibi bir şey görüyorum ben. İşte birisi Snapdragon 801 AB Yonga setini kullanan telefon çıkartıp 3 GB RAM koyuyor. Diğeri Snapdragon 801 AC versiyonunu kullanan telefon yapıp buna 2 GB RAM koyuyor. Gerçekten ilginç biz sistemin içindeyiz diye düşünüyorum ama Çinli üreticiler buna bir dur diyebiliyorlar diye düşünüyoruz. Telefonun diğer incelemelerini sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.